Merhaba kıymetli izleyiciler. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan mübarek 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle birbirinden değerli, kıymetli hocalarımızla burada bu yayında birlikteyiz. İnşallah bugün 3 ayları, regaib kandilini ve bu mübarek mevsimi, kıymetli zaman dilimini nasıl değerlendirebiliriz? Hocalarımızla birlikte hasbihal ederek inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Öncelikle ben yayınımızda bulunan kıymetli hocalarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Hemen sol tarafında bulunan Kuzey Hollanda bölgemizin irşat başkanı Hafız Ahmet Kaya hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Tabii aynı zamanda hocamız ev sahibi bölgemiz olduğu için hocamız yayınında bir nebze sahibi olmuş oluyor. Dolayısıyla ben hocama öncelikle kendisini takdim etmesini rica ediyorum. Seyircilerimiz, kardeşlerimiz yakinen daha iyi tanısınlar diye sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Muhammed hocam. Evet, ismim Ahmet Kaya. Bayburt'tayım. 1995 yılından beri Kuzey Hollanda bölgemizde irşat biriminde çeşitli görevlerde bulunduk. 2010 yılında Avrupa'nın ilk hafızlık kursunu teşkilatımız bölgemizin en eski camilerinden Amsterdam Selimiye Camii'nde kurmuştu. Toplumumuz genelde bizi hafızlık camiasından tanır. Elhamdülillah 1998'den sonra da 13 yıl boyunca Selimiye Camii'nin imam ve hatipliğini yapmıştım. 2020 Kasım ayında bölgemizdeki görev değişikliğinden, yönetim değişikliğinden sonra bölge başkanımızın teveccühü ile şu an hamdolsun bölgemizdeki irşat başkanlık görevine başlamış olduk. Bu vesileyle toplumumuzla ünsiyetimiz devam etsin. Şu pandemi sürecindeki sıkıntıları göz önünde bulundurarak bu imkanı bizlere tanıyan Kuzey Hollanda bölgemizin bölge başkanımız Mustafa Hamurcu başkanıma, Güney Hollanda bölgemizin başkanı Mustafa Aktalan başkanımıza ve tüm yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Özellikle sizler yeni geldiniz bölge merkez binamızda. Bu stüdyonun hazırlanmasında inanın bir aydan fazladır at yapı oluşturmak için mücadele verdiğine bizzat şahit olduğum özellikle Kuzey Hollanda'nın basın yayın başkanı. Şu an seyircilerimiz belki görmüyorlar. Arka plandaki bu işin mimarı Ali Handal Başkanımıza da hasreten teşekkür etmek istiyoruz. Başta Genel Başkan Yardımcımız ve Avrupa'da Milli Görüş'ün Genel Fetva Kurulu Başkanı Hulusi Ünye Hocama da bu vesileyle hoş geldiniz diyerek programımızın hayırlı geçmesini istiyoruz. Eyvallah. Rabbimizden mübarek 3 ayları cümlemiz için bereketli kılmasını ve inşallah hep birlikte Ramazan-ı Şerif'e hayırlı bir şekilde ulaşmamızı Mevla'dan temenni ediyorum. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii Güney Hollanda bölgemizin irşat başkanı kıymetli Uğur Demir hocamızla bizlerle birlikte. Dolayısıyla Uğur Demirci kimdir? Hocamıza hoş geldin dedikten sonra kendisini bize takdim etmesini, tanıtmasını istirham ediyorum. Hocam buyurun. Evet, Allah razı olsun hocam. Ahmet Kaya hocamın da buyurduğu gibi öncelikle Allah razı olsun. Programda emeği geçen Hulusi hocam, Allah razı olsun bizleri kırmadı. Bugün bir arada bulunuyor. Kuzey ve Güney irşat başkanları olarak yapmış olduğumuz bu programın hayırlara vesile olmasını dilerim. Ben Deniz Uğur Demirci. 29 yaşında, evli, 3 çocuk babası. Rotterdam'da doğdum, büyüdüm. Orada birlikte okuduğumuz İslam Üniversitesi Rotterdam'dan, ilahiyattan mezun. Aynı üniversitede şu anda da yüksek lisansımı manevi rehberlik üzerine bitirmek üzereyim. Teşkilatımızda Güney Hollanda Birlik Camisi'nde, Rotterdam Zuid bölgesinde yaklaşık 3 yıldır imamlık yaptım. Şu anda da geçen sene Eylül ayından itibaren bölge irşat başkanlığına getirildik. Onun yanında da ilkokullarda, İslami ilkokullarında Ebabil ve El Furkan olmak üzere Schiedam şehrinde din dersi görevlisi olarak çalışıyoruz. Eyvallah. Görev yapıyoruz. Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun hocam.
Rabbim muvaffak eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii kıymetli izleyiciler, aramızda kıymetli büyüğümüz, üstadımız, genel merkez irşat başkanlığımızdan fetva sorumlumuz Hulusi Ünye hocamız da var. Dolayısıyla tabii ki birçoğumuz hocamızı tanıyordur ekranlardan, camilerin mihraplarından, kürsülerinden. Ama biz tanımayanlar da olabileceği için, daha yakinen tanımanız için hocamıza da sormak istiyorum. Hocam kendini bize kısaca tanıtırsa memnun oluruz. Evet hocam, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kendimi uzun manada tanıtacağımdan korktum da mı öyle söylüyor? Şimdi hocam en büyüğümüz olduğunuz için. Kısaca. Kısaca. Türkiye'deki meşhur profesörlerden birisi, adını söylemeyeceğim. Yanında bazı profesörlerle birlikte gidiyormuş. Toplantılarda yanında getirdiklerini tanıtıyormuş. Evet. Bu arkadaş falan, bu arkadaş falan. Ha, beni herkes tanıyor zaten diyormuş. Şimdi evet. O manada. Tabii ben 85 yılında yurt dışına çıktım. Hı hı. 4 yıllık o görevin yanında 7-8 yıllık bir imamlık daha var. 12 yıl imamlık yaptım. Hilversum ve Amersfoort'ta. 7 yıldan fazla Kuzey Hollanda bölgesi kurulduktan sonra, yani 2005 Eylül ayına kadar Amsterdam bölgesinin, Kuzey Hollanda bölgesinin irşat başkanlığını yaptım. Daha sonra genel merkeze irşat başkan yardımcısı görevi ve aynı zamanda da fetvadan sorumlu bir üye olarak merkez yürütme kurulu üyeliğine gittim. 2020 Eylül ayı itibariyle de emekli oldum. Yaş itibariyle emekli oldum. 1954 Kahramanmaraş doğumluyum. Türkiye'deki tahsiller İmam Hatip, arkasından Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyatların eski ismi oydu. Evet. Güzel okullardı o okullar doğrusu. Çünkü İmam Hatip okulu mezunundan başkalarını almıyordu o okullar. 7 yıl İmam Hatip, 4 yılda orada olunca 11 yıl kesintisiz ilahiyat tahsil alıyordunuz. Güzel okullardı. Ben Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdim. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursu var. İstanbul'daydı. Tekti o zaman. Haseki Eğitim Merkezi diye Türkiye'de meşhur oldu. Hı hı. Şu anda Türkiye genelinde birçok yerde Haseki Eğitim Merkezi var ama oranın ismini alarak o şekilde oldu. Oradan mezun olduktan sonra bir müddet Türkiye'de müftülük yaptım. Dediğim gibi daha sonra yurt dışına çıktım. Uzun süre işte hemen 35-36 senedir de Avrupa'dayız ve bunun bu 36 senenin en az 32 tanesi de Birliği Görüş Teşkilatları'nda dediğim gibi bazen imam olarak, bazen hatip olarak, bazen irşat başkanı olarak, şu anda da genel merkezin fetva sorumluluğu görevini, aynı zamanda da irşat başkanlığı yardımcılığı görevini devam ettiriyor. Merkez Yürütme Kurulu üyeliğim devam ediyor. İfade ettiğiniz gibi ismim Mehmet Hulusi Ünye. Amersfoort'ta oturuyorum. Oğul hocam şimdi 3 tane ama onların yaşı genç, daha çoğalacak. Biz 3 taneyiz. Maşallah, 2 oğlum, 1 kızımız var. Elhamdülillah. Allah bağışlasın. Böyle bir hizmet içerisindeyiz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün regaib ve 3 ayları konuşacağız dedik. Fakat ondan önce özellikle iki irşat başkanımız burada olduğu için hem kuzey bölgemizin hem de güney bölgemizin kısaca irşat çalışmalarını, irşat faaliyetlerini inşallah kendilerinden dinleyeceğiz. İrşat başkanlığı neler yapıyor? Öncelikle Kuzey Hollanda bölgemizle başlayalım. Hafız Ahmet Kaya hocam bize irşat faaliyetlerini inşallah anlatsın. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Evet, irşat başkanlığı İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın en önemli, ruhlara hitap eden, insanların manevi dünyasını şu mübarek üç aylarda dolduğumuzdan dolayı değerli hocam, onları vahye uyanık tutma, manevi yöndeki ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarını yapan bir birimdir teşkilatımızın içerisinde. Tabii çok hassas bir birim.
Ama İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın böyle dini alandaki birimi gerçekten eskiden belki normaldi ama şu an bizim hükmümüz oldukça ağır. Çünkü bir şu an Kuzey Hollanda'yı söyleyecek olursak 15 tane resmi imam hatibi, 20 tane cemiyeti ve onun genelini topladığımız zaman yaklaşık 35 tane bu noktada irşat görevini yapsın diye tüm imamlarımızın, hatiplerimizin her türlü görevlerini rahat icra etmesi noktasındaki ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi içerisindeyiz. 20 tane camimiz var Kuzey Hollanda bölgemizde. Birçok alanda irşat dersleri veriliyor. Tabii irşat başkanlığının birinci bölümü bu. İkinci bölümü ise biraz önce bahsetmiştik. 2010 yılında Selimi Camimizde tüm Avrupa'yı kapsayacak şekilde 67 noktada şu an hafızlık kurumlarının başlangıç noktası, start noktası Selimiye Camisi'ydi. Hı hı. Kuzey Hollanda'nın bu hafızlıktaki çalışmaları 4 noktada hafızlık kursumuz var bizim. Ondan sonra hafızlık kursu kurulduktan sonra, hafızlık eğitimi başladıktan sonra ihtiyaç gereği bir de bu hafızlığın hazırlık eğitimlerini başlattık ki şu an bölgemizde 6 noktada da hazırlık kursumuz var. Burada altyapısını alan öğrencilerimiz otomatikman hafızlığa geçiş yapıyorlar. Tabi aradan 10 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra hafızını bitiren öğrenciler ne olacaklar? Onun devamında da bir eğitim gerekliydi. Türkiye'de medrese dediğimiz o medresin müfredatının Avrupa'nın şartlarına uygun. Çünkü bizim eğitimlerimiz bildiğiniz gibi diğer resmi okullarla beraber kombine bir eğitim olması hasebiyle ihtiyaç gereği buranın şartlarına uygun tekamül eğitimleri başladı. Şu an yaklaşık 40 tane de tekamül eğitimi alan, medrese okuyan öğrencilerimiz var. Hamdolsun hocam Güney Hollanda Bölge İrşat Başkanımız Uğur Demirci hocam da irşat biriminde olduğu için paslaşarak inşallah birlikte birçok nokta hareket etmeye çalışıyoruz. Bu noktada gündem tabii regaib kandilimiz, havasını teneffüs ve terennüm ettiğimiz şu mübarek bereketli 3 aylık olması hasebiyle kısaca bununla iktifa edeyim hocam. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Evet Uğur hocam, Hollanda İslam Federasyonu yani Güney Hollanda bölgemizin irşat başkanlığını yapıyorsunuz. Hocam tabii bahsetti. Zaten birçok çalışma benzer, ortak çalışmalar. Evet. Bunlara hem ekleme yapma noktasında hem de farklı yapılan çalışmaları örneklendirme adına inşallah izleyicilerimiz de bu noktada bilgilenmiş olsun. İrşat biriminin yaptığı çalışmalardan kısaca bahsederseniz inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Dediğiniz gibi yani irşat başkanlığı olarak genelde aynı faaliyetleri yapıyoruz. Hafızlık olsun, diğer konular olsun. Dolayısıyla ben hocama ek olarak projelerden bahsedeyim. Yapmış olduğumuz ve bundan sonra yapacağımız projeler. Hı hı. Özellikle Kuzey ve Güney birlikte yapmak istediklerimiz. Yani irşat başkanı bir nevi Diyanet'in ateşesi gibidir. İmamlardan sorumlusudur. Dolayısıyla bizim buradaki en önemli hedeflerimizden birisi de imamlarımızın eğitimini sağlamak. Nasıl? Mesela hocamızla yapmak istediğimiz Türkiye'den kurra hafızların gelmesiyle imamlarımızı eğitime tabi tutmak. Tabii bütün imamlarımız belirli bir eğitimden geçti ancak Hulusi hocam daha iyi bilir. Belirli bir zaman sonra ister istemez okumada kaymalar olabiliyor. Dolayısıyla hem hocalarımızın motive olması bakımından hem de bir kurra hafız tarafından eğitim görmeleri açısından böyle bir imam eğitim projemiz var inşallah. En önemlisi tabii genel merkez boyutunda da gerçekleştireceğimiz hocam Mine Prophet yani benim peygamberim projemiz var. Hı hı. O da Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem Avrupa çapında tanıtabilme projesi tabiri caizse. Kimdi? Eşine karşı nasıl davranırdı? İşte hayvanlara karşı olan merhameti, gayrimüslimanlarla olan iletişimi. Aynı projeyi My Religion yani My Religi olarak benim dinim olarak da bir proje inşallah başlatmak istiyoruz. Yine Güney ve Kuzey olarak birlikte. İslam dini nedir? İşte dünyaya, Avrupa'ya katkıları nelerdir diye. İşte sürekli sosyal medyada görüyoruz. Müslümanlar şöyledir. İşte Muhammed böyledir. Haşa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Dolayısıyla Efendimiz kimdi? Bilinen yanlışlar nelerdir? Yine İslamiyet hakkında aynı şey.
O şekilde devam ediyoruz. Öğrencilerimizden de bir iki örnek vererek inşallah ben sözü orada noktalamış olayım. Bir diğer çalışmamız da ismini vermiş olduğumuz Kur'an Bülbülleri çalışması. Bildiğiniz üzere teşkilatımızda her yıl şubelerde Kur'an-ı Kerim yarışması olur. Şube yarışma birincileri de bölge Kur'an yarışmasında birlikte yarışırlar tabiri caizse. Evet. Bunun da kalitesini arttırabilmek için bu Kur'an Bülbülleri şube yarışma birincilerinin bölge hocaları tarafından eğitimidir tabiri caizse. Dolayısıyla böylelikle bütün şube yarışma birincilerini daha üst bir seviyeye getirebilme adına bölge Kur'an-ı Kerim finalinin daha üst seviyede olması açısından böyle bir projeyi de daha başlatmış oluyoruz. Son olarak da eklemek istediğim bizim bir ser müezzinlik projemiz var hocam. Daha yeni, daha duyurusunu yapmadık. Bu vesileyle ilk defa çiçeği burnunda bir proje hocam. Aynen öyle. Aynen öyle bir proje. O da nedir? Tabiri caizse şube yarışma birincilerine. Müezzinlik yarışmalarımız da oluyor çünkü yıllık. Hı hı. Onlara yönelik eğitim. Ama onlara başlamadan ser müezzinlik. Yani önce özellikle genç hocalarımızdan oluşan, potansiyeli yüksek olan hocalarımıza bu eğitimi verip tam teşekküllü bir müezzin haline getirip sonra onlar tarafından şube yarışma birincilerine verilecek eğitime katkı sağlamalarını sağlamak için başlatmış olduğumuz bir proje. İnşallah bu projeleri Kuzey, Güney birlikte icra edebiliriz. En güzel şekilde hocamızın dediği gibi gönüllere dokunabiliriz diyelim. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Rabbim inşallah bu çalışmalar neticesinde bizi rızasına kavuşanlardan eylesin. Amin. Amin. Tabii bu çalışmaları konuşurken burada büyüklerimizi hayırla yad etmek lazım. Özellikle büyüğümüz, hocamız Hulusi Hocam burada. Yani 30-40 senedir irşat çalışmalarının içinde olan bir hocamız. Evet. Daha biz dünyada yokken, Uğur Hocam ben, yani o zamanlar dünyada yoktuk. Bunların tohumları atılmış ama hamdolsun geldiğimiz noktada teşkilatımızda büyüyüp serpilen gençlerimiz bu noktada hem irşat biriminde olsun, hem diğer birimlerde, alanlarda bu çalışmaları götürüyorlar. Rabbim ilk günden itibaren bu çalışmalara katkı sağlayan, sebep olan bütün büyüklerimizden razı olsun. Geçmişlerimize Amin. De rahmet etsin. Amin. Diyorum ve hocama dönüyorum. Evet Hulusi Hocam, özellikle 3 aylar içerisinde birçok kandili Müslümanlar olarak idrak ediyoruz. Önemli gün ve gecelerimiz bu mübarek mevsime denk geliyor. Dolayısıyla kandillerin dindeki yeri nedir? Yani kandil kutlanır mı? Bunlar dine uygun mudur? Son zamanlarda çünkü özellikle sosyal medya üzerinde her önüne gelen bir şeyler yazıp çizdiği için insanımızın, kardeşlerimizin zihinleri de bulanabiliyor. Bu bağlamda doğru bilgiyi alma noktasında sizden kandillerin dinimizdeki yeri nedir? Dinlemek istiyoruz hocam. Evet, tekrar bütün bizi seyreden kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum, muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek mevsimin hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu manevi iklim geldi. Recep ayı, arkasından gelecek Şaban ayı ve neticede zirvesi olan Ramazan ayına dahil olacağız inşallah. İnşallah hocam. Bu üç ay özellikle bizim Türkiye Müslümanları nazarında önemli aylardır. Buna sebep olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan belki ahad olarak gelmiş olmasına rağmen temeli yine hadis-i şeriflere dayanan, sünnete dayanan özellikleri içerisinde bu zaman dilimini biz öne çıkarmışız millet olarak. Mesela Recep ayı hakkında Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayların hayırlısı Recep ayıdır. Çünkü Recep ayı Allah'ın ayıdır. Kim bu ayı işte tazim edecek olursa Allah'ı tazim etmiş, Allah'ın emirlerine tazim etmiş olur. Allah'ın emirlerine tazim edenlere de Cenab-ı Hak razı olur. Onları naim cennetlerine koyar diyor. O hadisi şerifin devamında işte Şaban ayı benim ayımdır. Kim Şaban ayını tazim ederse, saygı gösterirse
benim sünnetime saygı göstermiş olur. Dolayısıyla benim sünnetime sahip çıkanlara da benim şefaatim hak olur. Ben onlara yevmi kıyamette ecir ve mükafat olurum. Onların elinden tutarım diyor Peygamberimiz. Ramazan ayına gelince o da bütün ümmetimin ayıdır ve zirvesidir. Ramazan ayına saygı gösteren, ondaki işte farz olan orucu tutan, gece ibadetlerini yapan, Kur'an okuyan, Kur'an ayı olması sebebiyle Ramazan ayını da böyle değerlendiren Müslümanlar bayrama ulaştıklarında tamamıyla artık hürriyetlerine kavuşmuşlar, cennete hak etmişler. Cennet canları olmuşlardır diyor Peygamberimiz Efendimiz. Dolayısıyla biz ümmet olarak bu üç aya, özellikle Türkiye'li Müslümanlar olarak biz bu üç aya ehemmiyet veriyoruz doğrusu. Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Bir de ifade ettiğiniz gibi bu aylarda gelen, bizi selamlayan geceler var. Onlardan birisi işte Ramazan-ı Şerif'in ilk cuma gecesi. İkincisi Ramazan ayının 27. gecesi. Recep ayının 27. gecesi. Ramazan'ın 27. gecesi de var da aklım Kadir. Hemen oraya gidiyor. Recep ayının 27. gecesi, evet. İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği gece. Şaban ayının 15. gecesi ki biz ona Berat gecesi tabir ediyoruz. Ve geldik Ramazan ayında da hakkında Kur'an-ı Kerim'de sure inmiş olan Kadir gecesi. Biliyorsunuz Leyletül Kadir hayrun min elf şehir diyor Cenab-ı Hak. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlıdır dediği Kadir gecesi ki o da Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olarak biz öteden beri ihya etmeye çalışıyoruz. Bu günleri, bu geceleri biz değerli görüyoruz. Ha bunların İslam'da işte yeri var mı? Bunlara has özel ibadetler var mı? Bunlar işte ihya edilirken bu geceler diyelim ki saygıyla karşılanırken bunlarda neler yapılacak? Mutlaka yapılması lazım gelen bir şey var mı? Gibi sorular gündeme geliyor. Hı hı. Bu gecelerin, bu günlerin lehinde aleyhinde birçok şey söylenmiş. Ancak biz şunu biliyoruz ki miladi 10. asırdan itibaren hem Recep, Şaban, Ramazan aylarına hem de bu gecelere İslam ümmeti ehemmiyet vermişler doğrusu. Osmanlı'da ise biliyorsunuz son dünya Müslümanlarının imparatorluğu olan ve dünya Müslümanlarının hilafet merkezi olan Osmanlı'da başta Regaib Kandili olmak üzere diğer kandil geceleri hakikaten devlet erkanının katılımıyla tabiri caizse sultanın katılımıyla, Şeyhülislamların katılımıyla camilerde minarelere o zaman elektrik yoktu ama çeşitli elektriklenme, çeşitli ışıklandırma sistemiyle kandiller takılması sebebiyle bu gecelere daha sonradan kandil geceleri tabir edilmiş. Hı hı. Bu gecelerin öncesinde ya da sonrasında bazı amellerin yapılmasının müstehap olduğunu, güzel olduğunu ifade edilmiş. Mesela Regaib kandili için bir kısım İslam alimleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Amine validemizin rahmine Peygamberimizin düştüğü yahut da işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun üflendiği, artık oluşmaya başladığı ya da Hazreti Amine validemizin Peygamberimizin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gün gece olarak kabul edilmiş. Yani her halükarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir olayın cereyan etmiş olması sebebiyle bu gece İslam ümmeti arasında mesela regaib için ifade ediyorum. Çok arzulanan, çok istenen bir gece manasında biz bu geceleri değerlendirmeye çalışmışız. Evet. Pekala bu gecelerde mutlaka yapılması lazım gelen bir şey var mı diye sorulacak olursa mesela bazıları işte şu kadar zikir çekeceksiniz, bu kadar sesbihatta bulunacaksınız, şu kadar rekat namaz kılacaksınız diyor ama bunların temel itibariyle fazla bir dayanakları yok. Ama onun ötesinde bu gecelerin öncesinde mesela nafile olarak oruçların tutulması,
ki dinde yeri olan bir ibadet. Farz ve vacip oruçların yanında nafile oruçlar da var biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yani Regaib kandili öncesinde ve sonrasını oruçlu geçirmek mesela. Bu aylarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oruç tuttuğuna dair rivayetler söz konusu. Mesela Şaban ayında bilhassa Peygamberimizin Ramazan ayı dışında daha çok oruç tuttuğu başka bir ay yok. Şaban'dan başka. Mesela tavsiye ettiği Muharrem orucu var. İşte her ayın başında, ortasında, sonunda tutulacak oruçları var. Her haftanın perşembe, pazartesi tutulacak oruçları var ama bilhassa Şaban ayının 15'inden önceki dönemde en çok oruç tuttuğu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rivayet ediliyor. Dolayısıyla nafile olarak mesela Regaib kandili öncesinde perşembe gününde ya da perşembe ile cumayı ikisine bağlamak suretiyle bu gecenin öncesinde ve sonrasında oruç tutulabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü nafile olarak zaten tavsiye edilmiştir perşembe orucu. Onda bir sıkıntı yok. İstediği kadar nafile namaz kılabilir bir Müslüman o gecede. İstediği kadar kaza borcu varsa onları kılabilir. Yani namaz kılması da yine yerli yerince olabilecek bir uygulama. Zikir, tesbihat bunlar da bulunabilir. Tesbihat çeşitlerinin hepsi çekilebilir. Ancak şu kadar çekmezseniz bu iş olmaz deme durumu söz konusu yani değil. Kesin kat'i bir rivayet yok hocam yok, bu konuda. Kesinlikle mesela yok. Kadir Gecesi ile ilgili ihya noktasında işte Ayşe validemize öğrettiği dua var Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Evet. Ama bu diğer mesela regaibe dair böyle bir şey yok. Regaibe dair böyle bir şey yok. Mesela dua rivayeti yok. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın işte Recep ayı girdiği zaman yaptığı ya Rabbi bizim hakkımızda Recep'i ve Şaban'ı bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır manasındaki meşhur duası var. Bu bütün ayların işte ayrılmış olan bir dua ibaresi o olabilir. Ancak en önemlisi bu aylara girmişken bu gecelerden öncesinde ve sonrasında mümkün mertebe tövbe istiğfar edilmesi. Tövbe istiğfar edilmesi, eksik noksan bir şey varsa onların tamir edilmesi. Mesela Recep ayının isimlerinden bir tanesi haram ay olmasıdır. Evet, oraya da onun yanında da Recep ayına sağır ay demişler. Sağır ay. Bunun manası ne? Sağır aydan maksat ne? Ha Müslümanlar bir haram ay olması sebebiyle kavga, gürültü, dövüş, kılıç, ok bu gibi savaşlar duracak. O manada sahar ayı demişler. İkincisi Müslümanlar tesbihatta bulunacak, tefekkürde bulunacak, Kur'an okuyacak, ibadet yapacak. Dolayısıyla bir sessizlik dönemi hakim olacak. Ve Müslümanlar daha öncesinde yapmış oldukları hatalar, günahlar, kusurlar varsa onlara tövbe istiğfar edecekler. Dolayısıyla böyle bir sükunet, ruhun itminana erdiği, olgunluğa ulaştığı, ağırlaştığı bir bakıma, ağır başlı hale geldiği bir dönemi yaşayacaklar. Dolayısıyla Recep ayına bu manadan hareketle sahar adı demişler. Evet. Şimdi öyle olunca bugünlerde Müslümanlar özellikle bu kandil gecesinde, öncesinde ve sonrasında dediğimiz gibi mali ibadetlerle, nafile ibadetlerle üçüncüsü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı daha yakından tanıma gibi bir yola girmek suretiyle bu zamanları değerlendirebilirler. Bunların gene dinimizde, sünnette az çok bunların yeri vardır. Yani orucun dinde yeri var, namazın dinde yeri var, Kur'an'ın dinde yeri var, tövbenin dinde yeri var mesela. İstiğfarın dinde yeri var, mali ibadetlerin, sadakaların bu mevsimde verilmesinin mesela önemi var. Mesela bir zekat ibadeti, bir sadakayı fıtır ibadeti. Evet belki sadakayı fıtırın vacip zamanı bayram gecesidir ama yıl boyunca sadakayı fıtırın verilebilme imkanı var. Evet. Zekat yıl boyunca verilecek bir ibadet. İfa edilecek bir ibadet ama özellikle bu aylara tahsis edilmesi, bilhassa da Ramazan ayına tahsis edilmesi bu aylardaki hayır ve bereketin, sevap ve mükafatın yoğun olması, bunlardan daha fazla nasip alınabilmesi için bunlar tavsiye edilmiş ve ümmet de bunu zamanımıza kadar uygulaya gelmişler.
Dolayısıyla Regaib Kandili öncesindeki Müslümanlar da tövbe istiğfara sarılacaklar. Eksik noksan varsa onları ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Küslükler, kırgınlıklar varsa bunları tamir edecekler. Nafile ibadetlere ağırlık verecekler. İmkanları olanlar sadakalar verecekler. Nafile infaklarda bulunacaklar mesela. Evet. Yahut da bu manada yapılmış olan çalışmalara, hayırlı çalışmalara, mesela teşkilatın Hasene teşkilatı. Zaman zaman Avrupa'daki Müslümanlar ya işte burada fakir yok, fukara yok, kime vereceğiz bunları falan filan böyle düşünceler söz konusu. Burada da şimdi hayırla, hayırları dünyanın çeşitli bölgesine ulaştıran hayır müesseseleri var. Mesela Hasene'miz bunlardan birisi. Burada yani, da yapıyor. Burada da sıcak çorba dağıtıyor. Yani, değil mi? Elhamdülillah. Sokakta yani teşkilatımız insanlara. Hasene özellikle dün evvelsi gün gördüm kardeşler Rotterdam'da, değil mi? Evet. Rotterdam'da çorba dağıtıyorlardı ve Hollandalılar da sıraya girmişlerdi doğrusu. Epeyce yani, de gördüm. Eksi 10 dereceyi vatandaş, gördük hocam. Tabii, evsiz barksızlar. Yani. Tabii evsiz barksız insanlar. Evet. Şimdi böyle olunca nafile ibadetlerle, nafile sadakalarla bu zamanı, bu zemini iyi değerlendirmeliler. Kendilerini Ramazan ayına hazır hale getirmeliler. Evet, bu gecelerin en büyük bize sağlayacağı, cemaatimize sağlayacağı özellikle dua bak. Özellikle dua. Şu anda bütün dünya insanlığı duaya ihtiyacı var. İnsanlığının. Çünkü büyük bir salgının altındayız. Evet. Büyük bir pandemi dönemini yaşıyoruz. İnsanlar birbirleriyle musafaha bile yapamıyorlar şu anda. Karşılıklı muhabbet bile edemiyorlar. Misafirlikler ortadan kaldı tamamıyla. Herkes herkesten çekiniyor. Yolda karşılaştığınız insanlar yolunu değiştirmek durumunda ya da siz yolunuzu değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Dünya insanlığının başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığın duaya ihtiyacı var. Evet. Müslümanlar Cenab-ı Hakk'a yönelecekler, avuçlarını açacaklar. Çünkü şu anda mazlum ve mağdur durumunda bütün insanlık. Onlar için dua edecekler. Bir an önce bu pandemiden kurtuluş için dua edecekler. Bu geceler, bugünler bizim için birer vesile olacak bunlara. Nitekim yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinde yapılacak duaların reddolunmayacağı geceleri sayarken Recep'in birinci günü gecesi diyor. Evet. Recep'in birinci gününde yapılan, önümüzde işte Regaib Kandili var. Recep ayı içinde yapılacak dualar makbuldur diyor. Reddedilmez diyor. Bir de Cuma Şaban ayının, olması hasebiyle değil mi? Evet, hocam? Şaban ayının mesela yarısında yapılacak dua reddolmaz diyor. Her cuma gecesi yapılacak dua reddolmaz diyor Peygamberimiz Efendimiz. Şimdi Regaib Kandili otomatikmen cuma gecesine denk geliyor zaten. Hem Regaib Kandili olması, hem Recep ayı olması, hem de cuma gecesi olması sebebiyle Müslümanlar duaya sarılacak. Ya. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Dua muhul ibade." Dua ibadetin beynidir. Ya. Bizzat kendisidir diyor. İbadetin kendisidir diyor. Ya. Burada Müslümanlar dua edecekler. Eyvallah. Bu zamanı böyle değerlendirecekler inşallah. Hocam burada özellikle tevbe konusuna değinmiştik. Bununla alakalı müsaadeniz olursa hocalarıma da söz vermek istiyorum. Ondan sonra da hemen haram ay konusuna inşallah bir değinelim. Çünkü kısaca bir değindik ama haram aylar nedir? İslam'da yeri nedir? Cahiliye döneminde nasıldı? Bu da merak edilen konulardan. Uğur hocama ben inşallah tevbe ile alakalı özellikle tevbe nasıl olmalı? Tevbenin şartları nedir hocam? İnşallah kısaca özet bir şekilde alalım sizden bunu da. Eyvallah. Sonra hocam. Ahmet hocama inşallah söz vereceğim. Allah razı olsun. Özellikle Hulusi hocamın dua konusuna bir katkıda bulunmak istiyorum. Hani başarabildiniz ya son dönemde özellikle sosyal medyada karşı çıkılıyor. İşte bunlar bidattır deniliyor, sonradan uydurmadır deniliyor. Ancak bu hadis-i şerifi ne yapacağız o zaman hocam? Yani. O gece reddolunmaz diyor. Ya. O gece dua edene sen bidatla meşgulsün diyorsun. Ya. Yani illa bir kalıp mı olması gerekiyor? Yani. Değil mi hocam? Çok ilginç. Bazen de şöyle düşünmüyor değildim. Halen ona benzer sorular da alıyorum. Ya hocam sadece onu yaparak bu kadar büyük mükafat elde edebilir miyiz? İşte o gün dua etse gerçekten kabul olur mu? Sonradan düşündüm işte kim 100 defa şunu derse işte Subhanallahi ve bihamdihi gibi hadis-i şerifler var ya. Evet, işte hocam deniz köpüğü kadar gerçekten günahlarımız affolunur mu?
Bu kadar basit mi? Soralım, kim yapıyor? Kim okuyor bu zikri? Demek ki değerli yani. Herkes okuyamıyor veya nasip olmuyor okumak. Dünyada da örneği var hocam aslında. Mesela yani ticareti bilen insanlar, değil mi, önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirdiği zaman çok küçük hamlelerle çok büyük meblağlar kazanabiliyorlar. Aynen öyle. Şimdi dini meselelerde de ibadet noktasında da böyle, o fırsatı Allah sunuyor ki küçük bir adımla çok büyük mükafat elde edebilelim yani. Ona rağmen yapmıyoruz yani. Evet. Ona rağmen tembel davranıyoruz maalesef. Ya. Subhanallah. Ama lafa gelince cevabımız hazır. Hazır. Evet. Doğru. Evet, tövbe konusu hocamın buyurduğu gibi yani aslında bir resetleme, sıfırlama, yeniden başlama. Elhamdülillah özellikle Hollanda'da gittikçe sonradan Müslüman olanların sayısı artmakta. Ne diyoruz onlara? Size ne mutlu ki geçmiş bütün günahlarınızı Allah Azze ve Celle şu an itibariyle affetti, sildi, sıfırladı. Elhamdülillah. İnsanlarda olduğu gibi de değil ha. Biz affederiz ama aklımızın bir ucunda kalır yine. Yarın öbür gün bir hata yaptığında hemen onu geri alırız. Hatırlıyor musun? Geçen de böyle yapmıştım zaten. Evet. Bu Allah da öyle değil. El-Gafur olan. Bütün günahları affeden artık onu tekrar öne sürmüyor. Geçen sene de böyle yapmıştı. Kemellerden bele diyor değil mi hocam yani? Aynen. Hiç işlememiş gibi aynen oluyor. Hiç işlememiş gibi. Bele. Subhanallah. Ya. Hocam bu ihtida edenlerle alakalı bahis açtınız. Hamdolsun geçtiğimiz cuma günü 17 yaşında bir genç kardeşimiz geldi camide şehadet getirdi. Ona da vesile olan genç bir kardeş var. Hani zikrin önemini anlama noktasında belki izleyicilerimiz bu noktada ders çıkarabilir. Hem kendi nefsimiz de bu dersi tabii çıkarması lazım. Dedim sen neden Müslüman oldun dedim. Yani daha 17 yaşında gencecik delikanlı. Yani herkes hedonist bir yaşam tarzını benimsemişken, eğlence peşinde koşarken, tüketim çılgınlığı içerisinde yaşarken sen niye İslam'ı seçtin? Dedi ki bu sınıf arkadaşım dedi sınava gireceğimiz zaman Hulusi Hocam dedirtiyormuş ki buna inşallah geçerim de Allah sana yardım edecek. Allah Allah. Subhanallah. Yani bir inşallah kelimesinin tesirini hayatında öyle hissediyor ki yani baktım ki yardımcı oluyor diyor bu kelime bana. Sonra diyor İslam'ı merak etmeye başladım. Konuşmuşlar. Yani o genç kardeşimiz getirdi. Biz de kitap evimizden Hollandaca İslami eserlerden aldık götürdük. Bir paket hazırlayıp hediye ettik. Dedik bunlardan dinini öğrenebilirsin. Kapımız sana her zaman açık. Yardımcı olalım filan. Yani bir inşallah demek nelere kadir. Vesile oluyor. Rabbimin zikri nelere kadir görmüş olduk yani. Buyur hocam. Ya öyle hocam. Allah bundan sonraki ömrünü de İslamiyet'e adayabilmesini nasip amin. Etsin. Amin hocam. Allah razı olsun. Yani tövbe konusu hocam dediğim gibi İslamiyet'te belki de en önemli mesele. İhtida edenlere onu diyoruz ama Allah Azze ve Celle bunu Müslümanlara da sunuyor. Yani nerede? Ey iman edenler diye başlıyor değil mi ayet? Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler nasuh bir tövbeyle tövbe edin buyuruyor değil mi? Ya. Ama en önemlisi belki burada şunu görebilmek. Allah Azze ve Celle kapılarını her daim açık tutuyor. İster Müslüman ol. İster gayrimüslim. Gayrimüslim olunca, kapıdan girince bütün günahlar affoluyor. Müslüman isen tövbe ettiğin anda da Allah Azze ve Celle yine bunu siliyor. Kim olursan ol, yeter ki bana yaklaş diyor tabiri caizse ya. Allah Azze ve Celle. İstediğin kadar günahın olsun değil mi hocam? Evet. Yani sahabeden şu çok dikkatimi çekmişti. Yani birçok sahabe Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de buna benzeri ümit verici bir başka bir ayet bulamadım diyor. Veya şu ayeti kerime olmasaydı benim halim ne olurdu, nice olurdu diyen sahabeler var. Hangi ayeti kerime? Orada Allah Azze ve Celle diyor ya, kul de ki ey peygamber, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor bize anlatması için. Tabiri caizse kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Subhanallah. Dikkat çeken bir şey var. Diyor ki, ey kendi nefisleri aleyhinde aşırıya giden kullarım. Kendi aleyhine zulmeden kullarım ifadesini kullanıyor. Yine kullarım diyor yani. Biz bugün evladımızı çağırırken bile yavrum demiyoruz değil mi? Adını söylüyoruz mesela. Allah Azze ve Celle ise bize öyle hitap ediyor. Bir sahiplenme ifadesi var. Bir sahiplenme var. Yani günahkar olsan dahi sen benim kulumsun diyor Allah.
Yani. Nuh Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi. Ben yüksek bir tepeye çıkarım, ben kendimi kurtarırım diyor babasına, oğlu. Nasıl, ne diyor Nuh Aleyhisselam? Yazıklar olsun, bunca emeğime rağmen evladım dahi iman etmedi diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Ya bu ney? Yavrum, yavrucum, halen yavrucum diye sesleniyor. Son evet. anda bile. Evet. İşte peygamber ahlakı, işte Allah Azze ve Celle'nin bizlere öğretmiş olduğu ahlak. Evet. Kim olursan ol, ne olursan ol, sen insan olarak değerlisin. O yüzden her zaman insan ile işlediği günahı ayırmamız gerekiyor. Evet. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devamında? Ey kendi nefisleri aleyhinde aşırıya giden kullarım. La teqnatu min rahmetillah. Sakın ha Allah'ın neyinden? Rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ya. Sakın onun rahmetinden ümit kesmeyin. Neden? İnna Allaha yaghfiru zunube cemi'a. Çünkü o Allah ki muhakkak, inna Allah diyor Allah. Yani muhakkak, şüphesiz. يَغْفِرُ الظُّنُوبَ Günahları affederim ama sadece affetmem. جَمِيعًا Hangisiyle gelmiş olursan ol bana, ben onların hepsini affederim. Çünkü o Allah ki, bizim Rabbimiz o Allah ki, sadece gafur olan değil, aynı zamanda Rabbimizin en sevdiğim ismi odur. Aynı zamanda el-gaffardır. El-gafur nedir? Günahları bol bol affeden. Ne kadar olursa olsun affeden. Ama bir de el-gaffar var. O bir dünya, bu şu 30-40 yıllığımıza sığdırdığımız o bir ton günah var ya, onları tekrar tekrar çok çok bol bol affeden. Yani hem hepsini affediyor zaten ama tekrar aynı günahı işlediğinde dahi El-Gafur'un yanında bir de El-Gaffar'ım diyor Allah. Tekrar affederim, yeter ki sen gel. Ben tekrar affederim, yeter ki sen gel. Diğer taraftan şeytan ne diyor? Yazıklar olsun, hem günah işliyorsun, peşinden tövbe ediyorsun. Daha geçen tövbe etmiştin. Ne oldu şimdi aynı günaha girdin? Senin cehennemde bile yerin yok diye bizi ümitsizliğe çekmeye çalışıyor tabii. Evet. Halbuki Allah Azze ve Celle her daim kapıyı açık tutuyor. Elhamdülillah. Bir örnekle bitireyim. Hocalarımın yanında bana pek söz düşmez. Bir nakilde şöyle geçer. Bir adam vefat etmiş. Kıyamet gününde sorguya çekiliyor. Ve sonunda Allah Azze ve Celle kararının cehennem olduğunu açıklıyor. Subhanallah. Ne zaman dinlesem bunu, aklıma gelse tüylerim diken diken olur. Diyor ki Allah Azze ve Celle meleklerine der ki götürün bunu cehenneme. Bir hayat sürmüş, günahları sevaplarından ağır gelmiş, sonuç olarak cehenneme gidecek. Melekler diyor bu adamın koluna girer, bu adamı tabiri caizse sürüklerler cehenneme. Adam diyor bir ara sürüklenirken cehenneme şöyle bir arkasına bakar, geri dönerir diyor. Allah Azze ve Celle cevabı bilmesine rağmen bizlere öğretmesi bakımından meleklerine sorar diyor rivayet. Sorun bakayım o kulum cehenneme sürüklenirken niye şöyle bir geri dönüp baktı bana? Melekler sorar. Cehenneme gidiyorsun. Yaşamışsın hayatını. Günahların sevaplarından daha ağır basmış. Neye bakıyorsun da? Adamın cevabı çok manidar hocam. Diyor ki ben böyle zannetmemiştim diyor. Ben zannettim ki diyor ben ne yaparsam yapayım o Allah gafur ve rahimdi ya her halükarda beni affeder diye düşünüyordum diyor. Şimdi ise cehenneme götürülüyorum diyor. Buyuruyor ki rivayette Allah Azze ve Celle meleklerine der ki ben kullarımın zannı üzereyim. Kulum beni nasıl bilirse, nasıl zannederse ben onlara öyle muamelede bulunurum burada. Koyun kulumu cennete der diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tabii bu bizi rehavetine sürüklememesi gerekiyor. Başta dediniz ya hocam tövbenin şartları nelerdir? Bilmemiz gereken 3 önemli nokta var. İslam alimleri en az 3 ile sınırlandırmıştır bunları. Ne diyorlar? Öncelikle yaptığın günahı kabul edeceksin. Kabulleneceksin bir defa. Yani ne var bunda? Herkes yapıyor. 2021'deyiz. Bunu da yapmazsak nasıl hayatımızı sürdürelim? Dediğin an zaten sen affolunmayı dahi istemiyorsun. Çünkü kendi günahını dahi kabul etmiyorsun. Dolayısıyla ilk şart kabul etmek. Doğru. Yaptığım yanlış, hatalı. İki, bu yapmış olduğun günahtan pişmanlık duymak. Kalben pişmanlık.
bir anda telefona bakarken, diğer yandan tespih çekerek estağfurullah estağfurullah, diğer yandan da Facebook'ta veya işte maç sonuçlarını izlemek. Bu yani kendimiz inanmayız ki, bırakın melekleri nasıl kandıralım biz bu şekilde. Ya. Ciddi bir pişmanlıkla, kalben pişmanlıkla pişman olmak işlediğimiz günahlara ve üç, başta okuduğun ayet-i kerimede olduğu gibi hocam, nasuh bir tövbe etmek. Yani bir daha o günahı işlememe niyetiyle, ya Rabbi beni affeyle, söz veriyorum. Bundan sonra inşallah senin yardımınla bu günahı tekrar işlemeyeceğim. Evet. Bir, günahı kabul. İki, günaha pişmanlık. Üç, bir daha dönmeme üzere azmet. Allah Azze ve Celle'ye söz vermek ve o konuda azmetmek. Eyvallah Rabbim bizleri hocam, tövbe edenlerden, amin, anasından amin, doğduğu gibi temiz olanlardan eylesin. Bu i̇nşallah, gecenin inşallah yüzü suyu hürmetine diye. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Evet Ahmet hocam, sizin katkı sunmak istediğiniz noktaları inşallah sizden dinleyelim. Tabii böyle hocalarımızla konuşurken sırayla bir hocamızın birisi bir şey anlatırken hemen aklımıza, evet, bir şey geliyor. Yani arada girebilirsiniz hocam. Yani hani şu da şöyle miydi şekliyle, hani biraz daha böyle samimi ortamda geçsin. Resmi değil, hasbihal. Aynen, aynen hocam, hasbihal olsun. Hulusi hocam siz, evet, her zaman tabii yani biz konuşurken büyüğümüz olarak her zaman bize müdahale edip yani eklemeler yapabilirsiniz. Ahmet hocam, evet, sizi dinleyelim inşallah. Estağfurullah, Allah razı olsun. Avrupa'nın gerçekten önde gelen müftülerinden birisi, hocalarımız hocası hocamız. Onun ilmi sunumu, Uğur hocamın son bölümdeki gerçekten duygusal anlatımı çok etkiledi. Yani şu an 2021 yılında hayat süren Müslümanlar olarak şu an bize düşen en önemli görev, gerçekten tekrar hayatımızda böyle bir zaman dilimiyle Rabbim bizleri müşerref kıldığı için bol bol Rabbimize şükretmek gerekiyor. Ve ondan sonra da Hulusi hocam mealini okumuştu. Recep-i Şehrullah ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehru Ümmeti diye meşhur olan hadislerden birisi. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım diye peygamberimiz, Ramazan ümmetimin ayı derken, bu önümüzdeki 90 günlük bir plan program yapıp Müslüman kendisine bir gündem oluşturmalı Sayın Hocam. Yani evet, nedir hocam, zaten bu hadiste aslında Resulullah işaretlerini vermiş. Recep Allah'ın ayı ise o zaman Allah ve kul ilişkisi noktasında her bir nefis kendini bu konuda kulluk noktasında Allah ile ilişkisini gözden geçirmeli. Recep de Hazreti Muhammed ve onun ümmeti olan bizler, ümmet ve peygamber ilişkisi. Mübarek Ramazan ayında da Kur'an ve ben deyip her bir nefis bunun muhasebesini yapmalıdır. Çok güzel. Anladık mı? Şimdi mesela Recep ayındayız. Uğur hocam aslında güzel bir noktayı açıkladı, tevbe noktasını. Geçmişten beri bakıyoruz ki bu ümmetin, insanlığın yıldızı olan alimlerimizden birisi mübarek İmam-ı Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'de Recep kavramı üzerinde durarak diyor ki, bezme alemde Rabbim Teala her şeyi bir hikmet verdiği için Recep'te de diyor Hazreti Muhammed Allah'ın ayı dediyse diyor, aslında o kelimenin harfleri işareti veriyor diyor. Ra harfi, cim harfi, b harfi diyor. Ra diyor Allah'ın rahmetine işaret eder. Cim harfi kulun cürmüne, b harfi ise Allah'ın birrine, büyük bir erdem ve faziletine ifade işarettir diyor. Nedir diyor? Recep kelimesini bir düşünün diyor. Allah'ın rahmetiyle Allah'ın birri, erdemi ve fazileti arasında kulun cürmü yok olup gidecektir. Allah, yeter ki bu bilinçle hareket edebilmek önemli. O yüzden insanlar gerçekten yani şu an bunu düşünmeli. İşte pandemi döneminde yaşıyoruz. Nice böyle insanlar geçmiş sene bu günlerin heyecanını yaşarken şu an aramızda yok. Yeah. Yani birçok çevremizden arkadaşlarımız gerçekten enteresan. Tabii ki ölüm her zaman gelebilir ama bu fırsatlar gelmeyebilir. Gelecek sene belki de bu durumları göremeyecek kişilerden biri biz olabiliriz. O yüzden değerini iyi bilmek lazım. Yani özellikle imani noktada
Allah kul ilişkisi gündemini düşünerek bir insanın Rabbine karşı imanı, Rabbimizi ne kadar bilmişiz, tanımışız, bunun muhasebesi çok yapılsın. Şahsen ben bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin yerinde olsam şunu düşünürüm. 2021 yılının Recep ayı ile madem ki Rabbim bizi müşerref kıldı, o halde gerçekten hayatımızda ciddi bir değişiklik olsun. Artık Allah kul ilişkisi noktasında imanımızı düşünerek ciddi bir hayatımızın inkılabı gerçekleşsin. Yani düşünsünler iman ve itikadi noktada. Sen Allah'a iman etmişsin. Nasıl bir iman sahibisin ki? Beni gerçekten bu dünya hayatında Allah'ın razı olduğu amellere yönlendirmeyen, namaza götürmeyen bir imanın cennete götürebileceğini garantisi olabilir mi? Yani ya. Recep ayını özellikle vurgulamak isteriz Sayın Hocam. Eyvallah hocam. Böyle bir katkımız olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Hulusi hocamız konuşmasında kısmen haram aylara değinmişti. Hocam, haram ayların durumu, konumu dinimizde nedir? Özellikle cahiliye dönemindeki uygulamalara örnekler getirerek ve Kur'an'ın bu noktada getirmiş olduğu hakikatlerle bizim haram aylara bakışımız nasıl olmalı ve bunlar hangi aylardır? Recep'i öğrendik şu an ama yani Recep'in haricinde hangi aylar haram aylardır? Onları da inşallah açıklarsanız memnun oluruz hocam. Evet. Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de inne iddete'ş-şuhuri indallahi 12 şehran. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah katında diyor Cenab-ı Hak ilk yaratıldığı günde gökler ve yerler yıl 12 aydır. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır. Bu Allah'ın koymuş olduğu bir nizamdır. Dolayısıyla bu aylarda nefislerinize zulüm etmeyin diyor. Bu 4 ayın sünnet-i seniyyedeki anlatılış şekliyle Zilkade ve Zilhicce ayları, bir de Muharrem ayı, bunlar peş peşine geliyor. Biliyorsunuz Zilkade ve Zilhicce hac aylarıdır. Hac aylarının sona erdiği aylardır. Muharrem de yeni kameri yılın birinci ayı. Bir de Cemaziyel Ahir ile Şaban ayı ortasında kalan Mudar kabilesinin diyor Peygamberimiz ayı olan Recep ayıdır. Bu 4 ay haram aylardır. Bu haram ayların tazime şayan olması sadece İslam dininde değil, İslam'dan önceki dönemde, cahiliye döneminde de bu aylar tazime layık olan aylar olarak kabul edilmiş. Ne zaman ki bu haram aylar geldiğinde eğer savaşılıyorsa savaşlar durdurulur, ateşkesler yapılır, toplum şöyle bir nefes alır karşılıklı olarak. Vurmalar, kırmalar, yağmalamalar, buna benzer şeyler ortadan kalkar. Yani yılın 4 ayı, yani 3'te 1'i yeryüzünde sükunet içerisinde geçer. Bu haram aylara saygı duyulduğu dönemlerde. Hazreti İbrahim'e mi dayanıyor hocam bu bilgi peki, o günün cahiliye devrindeki? Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiler bu. Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiler bu. Ayet-i Kerime işte yeryüzü yaratıldıktan, yerler ve gökler yaratıldıktan sonra bu böyledir deyince Hazreti Adem'den itibaren bu, yani Recep ayı, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram ay olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla Hazreti İbrahim aleyhisselam da yeniden tevhid dininin babası sayılan bir peygamber, ulul azim bir peygamber olunca ister istemez tevhid esasları oraya döndürülmüş. Ancak daha sonraki dönemlerde
insanların zaman zaman şaşırmaları, zaman zaman işte dalalete sapmaları ve arkasından peygamberler gelerek düzeltmeleri, bu inişli yokuş inişli yokuş devam ettik gelmiş. Ancak Mekke'de ya da işte Arap Yarımadası'nda cahiliye dönemi dediğimiz İslam öncesi zamanda da bu aylara saygı duyulur. Bu aylarda eğer savaşılacak olursa bu savaşların adına Ficer Savaşları deniyordu. Biliyorsunuz. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan önce gençlik yıllarında, delikanlılık yıllarında amcalarıyla birlikte böyle bir savaşa katılmış. Hatta rivayet edilir ki peygamberimiz karşı taraftan gelen okları toplar amcalarına verirmiş. Bu savaşın adına da Ficer Savaşı denilmiş. Peygamberimizin Ficer Savaşı'na karışması. Ficer ne demek? Fitne, fücur, fesat demektir. Günah işlenen savaş demektir. Savaşın kendisi kötü zaten. Bir de böyle bir zamanda savaşıldığından dolayı o savaş daha kötü bir isimle anılır hale gelmiş. Ficer Savaşı denilmiş bu savaşlara. Yani zulmün en zirvede olduğu savaşlar manasında, haksızlığın en zirvede olduğu ve bir Allah'ın ikinci bir haramının işlendiği, yasağının işlendiği aylar olarak kabul edilmiş. Dediğimiz gibi Zilkade, Zilhicce ve Muharrem içi peşi peşine, bir de daha öncesinden geçen Recep ayı haram aylar olarak kabul edilmiş. Bu aylar dolayısıyla hac dönemine denk geliyor biliyorsunuz. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günü hac ibadetinin farz olduğu dönemlere denk gelen bir dönem. Öyle saygı duyulması gerekiyor. Recep ayı ise 3 ayların başlangıcı olmasıyla saygı duyulması lazım gelen bir ay olmuş oluyor. Allah'ın yani yarattığı her şeyde hikmetler aramak lazım. Zamanı yaratan Allah, ayı günü yaratan Allah, bazı zamanları diğer bazı zamanlardan üstün kılan Allah. Allah hem yaratır hem yehtar, hem de seçer, istediğini seçer. Fa'alul lima yurid, istediği her şeyi yapar. Bazı zamanları diğer bazı zamanlardan üstün kabul etmiş. Değerli kabul etmiş, faziletli kabul etmiş. Orada yapılan ibadetleri diğer başka yerlerde yapılan ibadetlerden daha, başka zamanlarda yapılan ibadetlerden daha üstün kabul etmiş. Nitekim yani Kabe'de kılınan 2 rekattan elde edilecek bir ecir ve mükafat 100.000 olurken yani. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde kılınan namaz 1000 derece daha fazla olurken, Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500 defa daha fazla olurken, demek ki mekanlarda da bu fazilet ölçüleri söz konusu. Dolayısıyla zamanlarda da bir fazilet ölçüsü söz konusu. İşte Ramazan ayında her şeyin bereketlenmiş olmasının sebebi Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetinde de belirtildiği gibi Kur'an'ın kendisinde inmiş olduğu ayet. Femen şehide minkumu şehre felyesumhu ayetinde de kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Dolayısıyla oruç ibadetinin, farz bir ibadetinin yerine getirildiği bir ay olması sebebiyle bereket bereket üstüne. Kadir gecesi ki peygamberimiz Ramazan ayında diyor peygamberimiz. Ramazan ayının tekli günlerinde diyor. Son 10 gününde diyor. Son 10 gününün tekli günlerinde diyor. Ve ümmeti Muhammed de peygamberimiz dalalet üzerinde söz birliği etmeyeceklerine göre, öyle diyor peygamberimiz, ümmetim dalalet üzerinde söz birliği etmez. Dolayısıyla 26. 27.ye bağlayan geceyi Ramazan'ın Kadir gecesi olarak biz benimsemişiz, öyle ihya ediyoruz. Demek ki Ramazan'da zirveye ulaşıyor. Onun için 11 ayın sultanı diyoruz ya. Bu iki ayda Recep ve Şaban ayları da birisi hem haram olması sebebiyle hem içinde taşımış olduğu bu güzel geceler, mübarek geceler sebebiyle Şaban ayı Ramazan'la Recep'in ortasında kalmış olması ve özellikle ortasında yapılacak ibadetlerin kabule şayan olması sebebiyle yani zirve olan 3 ay ortaya çıkmış oluyor. Haramın yanında diğer yapılacak ibadetlerin bereketi noktasında böyle bir özelliği ortaya çıkıyor. Buradan ne anlamamız lazım? Hani sen biraz önce söyledin ya,
Yani şu zikri yaparsan diyor Peygamberimiz, Sübhanallahi ve bihamdihi dersen diyor mesela, şu kadar da günahın olsa Cenab-ı Hak affedecek diyor. Bunlar bir fırsat. Yeah. O sözü söylemek bir fırsat. Bu zamanı değerlendirmek de bir fırsat. Yani amiyane tabirle bir bonus veriyor Cenab-ı Hak. Yani bir şans veriyor Cenab-ı Hak. Kullanabilene. Kullanabilene bir şans veriyor. Al bunu kullan diyor. Bu bur cökerin seni diyor. Kullan. Bu diyor başka zamanlarda elde edeceğin mükafat ve karşılığa sevaba benzemez bu diyor. Bunu al uygula diyor. Ha sen illa diyorsan ki ben bu işi üzerinde durmayacağım, sahipte çıkmayacağım, bir şey de yapmayacağım diyorsan ki diyor insanlar nitekim yani. Ya. Yaparsa yapsın, ne yapacaksınız? Ona yapacak bir şey söz konusu değil. Ama madem ki Cenab-ı Hak bu zamanlara özel manalar atfetmiş, bu iklimde yapılacak ibadetlerin ecir ve mükafatının fazla fazla olacağını peygamberi vasıtasıyla bize bildirmiş. Öyleyse bu zamanı uyanık geçirmekte fayda var. Yani hocam bu süreci uyanık geçirmek aslında bir nevi, yani tüm seneye şemledersek, yayarsak, hani ahlak noktasında bir kazanım olduğu zaman evet, tüm senemizi etkiliyor aslında. Tabii. Burada seyircilerimiz, özellikle dinleyen kardeşlerimize hocam, bence şu noktada bir açıklama getirilirse sizden istirhamım. Bazen insanlara ümit yerine ümitsizlik veriliyor. Evet. Mesela hocalar olarak bizler de kısmen eleştiriyoruz. Diyoruz ki mevsimlik Müslümanlık mı olur? İşte adam Ramazan, bir Ramazan her gün camiye geliyor. Ondan sonra camiyi terk ediyor. 11 ay göremiyoruz. Bu tür eleştiriler neticesinde o bir ay gelen de gelmez oluyor. Doğru. Soğuyor belki. Doğru. Evet. Bu kardeşlerimize nasıl yaklaşmak lazım hocam? Onları hani adam tazim gösteriyor. Hani وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَيْرَ اللّٰهِ. Bu da Allah'ın bir şiarıdır değil mi bu haram aylar? Tabii. Yani tazim gösteriyor. Tabii. İçki içiyorsa 3 ay tabii, içkiyi bırakıyor hocam. Tabii. Tabii. Ne söyleyebiliriz bu kardeşlerimize? O bile bir kar. Şimdi hocam okudu ya ayet-i kerime. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ. O da rahmet manasına. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyeceksiniz. Kesmeyin diyor Cenab-ı Hak. Biz ne biliriz ki? Nereden anlarız ki? Ya. Samimi iki rekat kılmış olduğumuz namaz ondan öndeki bütününü silecek, ortadan kaldıracak. Bilemeyiz ki biz. Nerede Cenab-ı Hakk'ın hangi noktada rahmetinin tecelli edeceğini, mağfiretinin tecelli edeceğini, o günah ve kusurlarını hangi noktadan ortadan kaldıracağını biz bilemeyiz. Ya. Nitekim yani Bukhari'nin ilk hadislerindendir. Bedül Halk kısmında, insanlığın varlığın yaratıldığı kısmında o kaderle ilgili hadisi şerif var uzun süre. İşte insan ana rahminde şu kadar gün olduğu zaman ruhu üflenir, rızkı yazılır, ömrü yazılır, cennetlik mi cehennemlik mi olduğu yazılır. Öyle çalışır, öyle gayret eder, öyle gayret eder ki cennete girmeyle kendi arasında bir karış mesafe kalır. Adımın atsa cennete girecek gibi olur. Ama öyle bir hata yapar ki ya, bütün geçmişteki amelleri sıfıra düşer. Cehenneme gider. Diğer birisi de öyle kötülükler, öyle kötülükler, öyle kötülükler yapar ki cehennemle kendi arasında bir karış mesafe kalır. Adımın atsa cehenneme düşecek gibi olur. Ama öyle bir tövbe eder ki ya, Uğur hocamın dediği gibi. Öyle bir tövbe eder ki neticesi cennet olur. Yine aynı manada bu Riyaz-ı Salihin'de de var, Bukhari'de de var aynı hadis-i şerif. Hani meşhur 99 kişi öldüren adamın hikayesi yok mu? Evet, Efendimiz yani anlatıyor. Çok 99 kişi öldürmüş. Yani. Gitmiş hocaya ya da işte bir işte zahit birine gitmiş. Demiş ki benim durumum ne olacak? Allah beni affeder mi? Demiş ki adam 99 kişi öldürmüşsün zaten, Allah seni niye affetsin ki? Deyince adam aha seni de öldürüyorum demiş. Ya. Yüze tamamlamış ama ne içerisinde bir pişmanlık var. Ne ağır bir laf. Allah tabii affetmez. Yani. Ya. Ama adamın göğsünde bir ağırlık var. Gitmiş bir alime danışmış. Demiş ki ya benim durumum böyle, ben rahatsızım bundan. Alim anlatıyor işte, diyor ki Allah affeder. Ancak bu cinayetleri işlediğin bu kötü coğrafyadan çıkacaksın. İyiliklerin yaygın işlendiği yere doğru gideceksin. Evet. Olur ya diyor Peygamberimiz, yolda vefat ediverdi adam. Vefat etmiş yolda.
Rahmet melekleri gelmiş, gazap melekleri gelmiş. Gazap melekleri diyor ki bu 100 kişinin katili. Bu kötü bir adam, yeri cehennem. Rahmet melekleri gelmiş, Efendimiz anlatıyor. Hikaye değil bu. Efendimiz anlatıyor. Rahmet melekleri diyor ki bu adam tövbe etti değil. Yani ettâibü minezzembi kemellâ zembere. Bu adam bizim diyorlar ha hocam. Bu adam bizim. Bize vermeniz lazım onu. En sonunda tabii Cenab-ı Hak onlara diyor ki gidin mesafeleri ölçün. Katillikleri işlediği yere mi yakın bu adam? Yoksa iyiliklerin yapıldığı yere mi yakın? Tövbe istiğfar edip de iyiliklerin peşinde koştuğu alan mı yakın? Ölçmüşler bir karış ya da bir işte arşın. Boyu rahmet tarafına geçmiş. Almışlar cennete götürmüşler. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Ha burada tövbenin, istiğfarın, bu günlerin, bu gecelerin birinde yapılacak güzel bir amelin bizi nasıl cennete götüreceğinin işaret ve alametleri var burada. Sen istediğin kadar kaç. Neden kaçarsın? Rahmetten kaçarsın. Gafurdan kaçarsın. Gaffardan kaçarsın. Settardan kaçarsın. Yani bağışlayan, örten, gizleyen Allah'tan kaçarsın. Yani tövbeden kaçarsın. Halbuki samimi bir şekilde tövbe ediverse iş bitecek. İş kurtaracak. Onun için bu günleri hakikaten uyanık geçirmek lazım. İnşallah. Bilinçli yaşamak lazım. Aklımızı başımıza almamız lazım. Şu anda bütün insanlık dediğim gibi mağdur ve mazlum durumda. Mazlum ve mağdurların duası makbuldür Allah katında. Müslümanlara da bu yakışır. Dolayısıyla yani uyanık bir kalp, bilinçli bir işte şuur, gönül, geniş bir rahat gönülle bu zamanı değerlendirmek lazım. Eyvallah. Onu da yaparken işte namazlarımızla, niyazlarımızla, dualarımızla, oruçlarımızla, sadakalarımızla insanlara hani tebessümüke sadaka diyor Peygamberimiz. Yani. Karşısına geçip bir insanın karşısında tebessüm edivermen o bile sadaka diyor Peygamberimiz. Mesela böyle evet. Bu işlerle. Ne güzel dinimiz yani, var değil mi hocam? Elhamdülillah. Ya hocam, böyle bir dinin sahibiyiz. Şöyle bir şey geliyor. Yani o hoca onu demesi veya hoca demese bile işte cemaatten birisi bunu diyordur veya düşünüyordur en azından. Şuna o sen gelir miydin ya? Yani oo, Allah'ım kimler bakarsın. Gelmiş ha? Kimler gelmiş efendim? Ben bir buyurun. Ben bir şeyimi anlatayım size. Tabii hocam. Buyurun. Hatıramı anlatayım bak bu noktada. İsmi vermeyeceğim ben. Yaşadığım hadise. Hilversum'da yaşadığım bir hadise. Benim alana giriyor şu an Hilversum hocam bu arada. Bir arkadaş ben aradı. Evdeyim. Buyur dedim. Benim adım falanca dedi. Ben falanca mezhebe mensubum dedi. Benim hanımım Hollandalı dedi. Öldüğüm zaman hocanızı çağıracaksınız. Benim üzerime Kur'an-ı Kerim okuyacak dedi. Hanımım vefat etti dedi. Gelir misin dedi. Gelirim dedim. Bu Hilversum'un arka tarafında Keriknat tarafında bir şey var, mezarlık var. Oraya gittik. Getirdiler. Papaz da geldi. Biz de vardık falan böyle. Mezara koyarken papaz evvela küreği benim elime verdi. Ben attım bir kürek. Ondan sonra kendisi attı. Sonra ben orada bütün ümmeti Muhammed'in ruhuna Kur'an-ı Kerim okudum. Yüksek sesle de Kur'an-ı Kerim okudum. Tabii başsağlığı diledik. Ondan sonra adamcağız cuma namazına gelmeye başladı. Aynen. Bir mezhebe mensuptu. Cuma namazlarına gelmeye başladı. Sevindik tabii. Herkes sevindi. İzin dönüşünde Türkiye'den gelen bizim gençlerden bir tanesi onun duyacağı şekilde deyivermiş ki yahu falanca da cumaya geliyormuş demiş. Bunu duyunca adam bunlar beni kabul etmeyecek demiş. O cumadan sonra gelmedi. Aradım ben onu. Dedim ki niye gelmiyorsun cumaya? Dedim ki hoca dedi. Dedi ki hocam ben seni seviyorum dedi. Ben Allah var seni dedi seviyorum dedi. Dinimizi de seviyorum dedi.
Ama dedi adam kulağım duya 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 böyle söyledi dedi. Falanca da cumaya geliyor dedi. Ben bundan dedi çok alındım dedi. Müsaade etsersen gelmeyeyim. Dedim ki ya gel onlar cahil sözüdür falan filan dedim ama gelemedi adam ondan sonra. Şimdi bir hareketle adamı kazanıyorsunuz. Bir cümleyle adamı kaybediyorsunuz. Bir cümleyle adamı kaybediyorsunuz. İşte hocam işte bu mevsim ahlakı, tam adam kazanma zamanı. Yani bir tebessüm, bir yakınlık. Evet. Değil mi hocam? Aynen böyle işte. Yani ibadetlerin neticesinde aslında İslam ahlakını kazanabilsek hocam, değil mi? Evet. Ya. Çünkü ahlak olsa zaten Resulullah'ın ahlakıyla, öyle, Kur'an'ın öyle, ahlakıyla öyle ahlaklanabilsek çok büyük hizmetlere vesile öyle olacağız Allah'ın izniyle. Öyle. Hocam bize ayrılan süre doldu. Son cümleleri ben alayım. Ben tekrar hemen sözü fazla uzatmayalım. Ben tekrar hemen söyleyeyim böyle sağdan doğru gidelim. Öyle gidelim hocam. Ben tekrar bizi seyreden, izleyen kardeşlerimizin 3 aylarını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bu mübarek gecelerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice bugünlere ulaştırsın diye dua ediyorum. Amin. Ümmeti Muhammed'i her türlü hastalıktan, her türlü bela ve musibetten beri kılsın diye dua ediyorum. Hepimize bu günleri, bu geceleri, bu mevsimi uyanık, bilinçli, şuurlu bir şekilde ihya etmeyi, değerlendirmeyi nasip etmesini diliyorum. Allah razı olsun hocam. Hocam kapanışta sizden bir dua alacağız inşallah yine. Çünkü bu yayınımızı biz Kandil Gecesi yayınlayacağımız için o gece kardeşlerimiz bu duaya amin desinler. Bugünden o güne nidamızı ulaştıralım inşallah hocam. Uğur hocama o zaman son sözlerini almak için söz vereyim. Hocam ne söylemek istersiniz son olarak? Allah razı olsun hocam. Biraz önce dediğin gibi Rabbim bizi İslam ahlakıyla ahlaklandırsın. Amin. Biraz önceki örneğe bakacak olursak o genç var ya onu diyen işte o da geliyormuş cumaya falan. Evet. Belki o cumaya geliyor ama aldığı sevap nedir acaba? O adamın kalbini kırdı ya, öyle rivayetler vardır ya, Kabe'yi kırmaktan daha ağırdır bir gönül kırmak. Yeah. İşte Yunus Emre Hazretleri'nin buna benzer güzel sözleri de vardır. Rabbim bizi tevazu sahibi eylesin. Amin. Kendimizi bir şey zannetmeyenlerden, bir hiç olarak görenlerden eylesin. Amin. Bu vesileyle hocamın da buyurduğu üzere bir plan, proje dahilinde 3 aylar sonra işte şimdiki Uğur kim? 90 gün sonra Uğur nasıl biri olması gerekiyor düşüncesiyle planlı projeli bir şekilde devam edebilmemizi bizlere nasip eylesin. Amin. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum hocalarım. Allah razı olsun. Eyvallah. Rabbim programımızı da hayırlara vesile eylesin inşallah. İnşallah Allah razı hocam. Olsun. Allah razı olsun. Evet Ahmet hocam, Hafız hocam sizin de son değerlendirmenizi, katkınızı alalım. İnşallah ondan sonra da bir duayla kapanışımızı yapacağız. Buyur hocam. Razı olsun. Değerli hocam. Evet, bu fani ömrümüzün bu bölümünde tekrar 3 aylara bizi ulaştırmasından dolayı Rabbime sonsuz şükürler ederken bu vesileyle siz bizi dinleyen tüm kardeşlerimize dünya ve ahiret saadeti temenni ediyorum. Hocalarım bahsettiler. Tüm insanlık imtihanda özellikle cemaat olmayı, kardeşliği geliştirmeyi emreden bir dinin mensubu Müslümanların alması gereken çok önemli dersler var koronada. Bak bütün değerlerimizin başında gelen bu kardeşlik, musafaha, cemaatleşme, yan yana saf tutma, tüm bu noktaları kaybettiğimizden dolayı çok düşünüp ciddi manada duaya yönelmemiz gerekmektedir. Rabbim Teala mübarek Recep ve Şaban Şerif'le bereketlenip inşallah Ramazan'a ve Ramazan bayramı ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu günler hürmetine ümmeti Muhammed'in dertlerine deva, cümle hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu yönetimi adına, başkanımız adına Hulusi Hocam'dan başlayarak siz değerli hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bugünden başlayarak inşallah bu yayınları Ramazan bayramına kadar bazen haftada iki kere, belki bazen sıklaştırılmış bir şekilde bayrama kadar yürümesine katkısı olacak olan bölgemizin basın yayın başkanı Ali Andal abime ve ekibine tekrar teşekkür sunuyoruz. İnşallah bu yayınları
zor şartlarda sizin de inşallah hocam katkılarınızı da hazırlayacağız. Cemaatimize Kur'an ve Sünnet Merkezi desteği verip bu mübarek günlerin ihyası noktasında yardımcı olma gayretini olacağız. Ricamız odur ki inşallah kendi çalışma programları içerisinde özellikle manevi yönden ruhumuzun ilacı olan bu manevi destek noktasında insanlarımız programa dahil edip mutlaka bu yayınlarımızı takip etsinler diye ricada da bulunuyorum inşallah. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyiciler, gerçekten hoş bir hasbihal, hoş bir sohbet oldu. Birbirinden kıymetli, değerli hocalarımızla, üstadlarımızla burada sizler için bu yayını, bu sohbeti gerçekleştirmiş olduk. Ahmet Hocam, İrşad Başkanımız kısmen değindi. Bu yayınların devam edeceğini duyurdu. Allah nasip ederse canlı olarak yapacağız bunları. Özellikle her perşembe günleri, değil mi hocam? Hulusi Hocam'la da güzel fıkhi meseleleri görüşebileceğimiz yayınlar olacak. Hatta canlı yayında soru alma imkanımız da olacak. Dolayısıyla teşkilatımızın bu çalışmalarını, bu yayınlarını takipte kalın diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayına katıldığı için başta Mehmet Hulusi Ünye hocamız başta olmak üzere Uğur Demirci hocam, Hafız Ahmet Kaya hocam ve bu yayının gerçekleşmesinde ön hazırlıklar, teknik hazırlıklar, arka planda çekimin yapılması gibi konularda emeğe geçen Ali Andal ağabeyimize, Mustafa Uysal ağabeyimize, her iki bölgemizin bölge başkanlarına teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimizi, saygılarımızı buradan arz ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ederken Hulusi hocamızın duasına hep birlikte amin deyip inşallah Fatiha ile yayınımızı bitiriyoruz. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Amin. Ve hedina ve vaffikna ilal hakki ve ila tariqin müstakim. Amin. İlahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Şu anda dahil olduğumuz bu üç ayları hem bizim bizi dinleyen kardeşlerimizin hem bütün ümmeti Muhammed'in hayırlarına vesile kıl. Amin. Ya Rabbi bu günleri, bu ayları bilinçli ve şuurlu bir şekilde ihya etmeyi cümlemize nasibi müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi hata ve kusurlarımız varsa tövbe istiğfar ediyoruz. Tövbe ve istiğfarlarımızı dergah-ı izzetinde kabul buyur. Amin. Ümmeti Muhammed'i Ramazan bayramlarına ulaştıklarında hakikaten rızana erdirmiş olduğun kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi bize güç, kuvvet, manen destekler nasibi müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi her türlü fitneden, fesattan, her türlü düşmanlıktan, hasetten sana sığınıyoruz. Ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi özellikle insanlığı hakikaten baskısı altına almış olan bu pandemi sürecinden bir an önce kurtulmayı, halas olmayı nasibi müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi bu hastalık ve sair arızalar sebebiyle vefat etmiş olan kardeşlerimizi rahmetinle muamele eyle. Amin. Özellikle koronadan vefat eden kardeşlerimize şehiden varmayı nasibi müyesser eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ver, dertlerimize devalar ver, borçlarımıza edalar ver. Şu anda hastahanelerde özellikle entübe şekline gelmiş olan bütün hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü maddi ve manevi zarar ve kusurlardan cümlemizi beri ve muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi huzur içerisinde, iman içerisinde huzuruna varmayı nasip eyle. Amin. Son hini hitamda buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasibi müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi biz seni dilediğimiz gibi bir mabut bulduk.
Sen de bizi dilediğin gibi kul eyle Allah'ım. Amin. Sen de bizi dilediğin gibi kul eyle. Amin. Sen de bizi dilediğin gibi kul eyle ya Rab. Amin. Ya Rab, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istemişse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle, keremeyle, ihsan eyle ya Rab. Amin. Hangi şeylerin şerrinden sana sığınmışsa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz. Hıfz eyle, muhafaza eyle, emanı al ya Rab. Amin. Amin ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Cennet, cennet, temennim bu senden. Dünya fani yalan, sensin baki kalan. Cennet, cennet, temennim bu senden. Dünya fani yalan, sensin baki kalan. Rabbim seni zikrediyor. Seherde açılan güller, aşkınla öten bülbüller, duaya açılan eller, Rabbim seni zikrediyor.
Medine'nin gülü, Medine'nin gülü. Ümmet ümmet diye geçti bütün ömrü. Medine'nin gülü, Medine'nin gülü. Ümmet ümmet diye geçti bütün ömrü. Ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa. Alemler hayran sana, alemler kurban sana. Ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa. Alemler hayran sana, alemler kurban sana. Selatu selam sana Medine, 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 Medine. Sevda yurdu Medine, aşık yurdu Medine, 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 Medine. Sevda yurdu Medine, aşık yurdu Medine. Allah seni affetsin, cennetine hapsetsin. Allah bizi affetsin, cennetine hapsetsin. Girin kullarım desin, cemalini göstersin. Salatun ala Ahmed Muhammed. Sallu alen nebi Ahmed Muhammed. Aleyhi selam, aleyhi selam. Biz son elçinin yolunda kardeşleriz biz. İmanı en büyük imkan bilenleriz biz. Son elçinin yolunda kardeşleriz biz. Tarihe kazınmış bir muştumuz var. Muhacir ve ensar yolundayız biz. Tarihe kazınmış bir muştumuz var. Muhacir ve ensar yolundayız biz. İslam toplumu milli görüşüz biz. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan. We'll be right back.
yerde taht kuran hadimleriz biz. Hep birlikte güçlüyüz, beraberiz biz. Gönüllerde taht kuran hadimleriz biz. Hep birlikte güçlüyüz, beraberiz biz. Allah'a adanmış bir sözümüz var. Medineler kuran musaplarız biz. Allah'a adanmış bir sözümüz var. Medineler kuran Zeynepleriz biz. İslam toplumu milli görüşüz biz. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan, yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan. Hilalleriz biz, mazluma yol açan yıldızlarız biz. Semaya yükselen hilalleriz biz, mazluma yol açan yıldızlarız biz. Kıtalar ötesi dostluklar kuran, Rahman'ın yolunda müminleriz biz. Kıtalar ötesi dostluklar kuran, Rahman'ın yolunda müminleriz biz. İslam toplumu milli görüşüz biz. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan, yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var ola, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var ola.